kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir bitenler videosu paylaşacağım. Hadi hemen başlayalım. İlk olarak Bebak markasına ait şu acı badem sütlü makyaj temizleme mendillerinden bitirdim. Bu mendilden aşırı derecede memnun kaldım. Herhalde bugüne kadar kullandığım makyaj temizleme mendilleri arasında en beğendiğim bu oldu. Göz makyajını, yüz makyajını, özellikle suya dayanıklı göz makyajını Allah ne verdiyse çıkarıyor. Yani gerçekten çok başarılı buldum. Birazcık yağlı bir yapısı var. İçerisinde acı badem yağı olduğu için çok doğal olarak. Fakat katlanılabilir bir düzeyde. Kokusu da birazcık ağır. Acı badem kokuyor. Suya dayanıklı göz makyajını bile çıkardığı için istediği gibi kokma hakkına sahip bence. Kesinlikle katlanır diye düşünüyorum. Makyajımı temizledikten sonra bıraktığı hissi de ben çok sevdim. Genelde diğer makyaj temizleme mendilleri yapış yapış yapıyor. Fakat bu garip bir şekilde yağlı bir doku bırakıyor ardında. İçerisindeki acı badem özünden kaynaklı olsa gerek. Gerçekten bitişini de çok beğendiğim bir ürün oldu. Tabii ki sonrasında yüz temizleme jelimle cildimi bir güzel yıkıyorum. Fakat ardında bıraktığı hissi ben beğendim. Yağlı olmasına rağmen en azından yapış yapış yapmaması hoşuma gitti. Bu yüzden kuru ciltlerin çok seveceği bir ürün diye düşünüyorum. Fakat yağlı ciltler sever mi bilemeyeceğim. İçerisindeki acı badem özü onların sivilcelerini azdırır mı gerçekten bilemeyeceğim. Deneyip görmek lazım. Hem uygun fiyatlı hem bir Türk markası. Kesinlikle seyahatlerde yanımdan eksik etmeyeceğim ve bittikçe alacağım bir ürün oldu şimdiden. The Body Shop'un E vitamini serisindeki bu krem temizleyicisini de çok severek kullandım ve bitirdim. E vitaminine ek olarak bu süt formdaki temizleyicinin içerisinde buğday çekirdeği yağı bulunuyor. Bu yüzden cildi çok güzel bir şekilde yumuşatıyor. Ben çok beğendim. Göz makyajımı çok rahat bir şekilde çıkardı. Gözlerimi hiç yakmadı. Ten makyajımı da çok rahat bir şekilde çıkardı. Çok severek kullandığım bir ürün oldu. The Body Shop'un bu E vitamini serisinden kullandığım ilk ürünüydü. Ve bu üründen memnun kalınca diğer ürünlerini de denemek istedim açıkçası. Ben bu kadar memnun kalacağımı düşünmemiştim. Öylesine bir temizleyici diye atmıştım sepete. Ama gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Siz de yumuşak formda böyle cildinizi sonrasında yumuşacık yapan, hiç cildinizi yormayan ama hem göz makyajınızı hem de ten makyajınızı İyi bir şekilde çıkaran bir temizleyici arıyorsanız The Body Shop'un bu E vitamini serisindeki temizleyiciye bir bakın derim. Her ay olduğu gibi Forever Living markasına ait Aleo lipslerden bitirdim. Gerçekten bu lipsleri çok beğeniyorum ve neredeyse her 2-3 videomda bir bunlardan bahsediyorumdur ama duymayanlar için bir daha bahsedeyim. Bu lips içerisinde adından anlaşılacağı üzere aloe vera var ve jojoba yağı var baskın olarak fakat başka yağlar da bulunuyor. Sadece dudak balmı olarak geçmiyor bu ürün. Her türlü yanığınıza, çatlağınıza, yaranıza sürebiliyorsunuz ve çok mucizevi, iyileştirici bir etkisi var. Kurumuş dudaklardan çatlayan ellere kadar, yeriniz yandıysa ufak bir bıçak kesiği olabilir, güneş yanığı olabilir. Ya aklınıza ne geliyorsa birçok amaçla kullanabilirsiniz bu ürünü. Ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Bu yüzden çok sık bitiriyorum. Sadece dudaklarıma yönelik olarak değil, çok farklı şeyler için de kullandığım için biraz sık bitiriyorum açıkçası bu ürünü. Ama hem içeriğine güvendiğim için hem de verdiği mucizevi etkiden memnun kaldığım için bittikçe aldığım ve severek kullandığım bir ürün. Nivea'nın çekmecemin derinliklerinde kalmış olan bu ışıltılı, glossumsu dudak nemlendiricisi çöpe gidiyor. Çünkü 100 yıl falan olmuş olabilir ben bunu alanı. Ben bu ürünü alalı yıllar oldu. Çekmecemin derinliklerinden buldum. Kullanım ömrü de 1 yılmış zaten, yani çoktan dolmuş gitmiştir. Fakat kullandığım dönemde çok memnun kalmadığımı hatırlıyorum. Çünkü yapış yapış bir hissiyatı vardı. Zaten şey çok saçma, bu mesela dudağa bakım yapan bir dudak balmı. Fakat bu neden parlatıcı ve neden içerisine sim var? Yani çok zıt şeyler. Ben dudağıma bakım yapsın diye alıyorum. Bu ek özellikleri tamamen kozmetiğe giriyor ve bunu istemiyorum. Yani öyle bir şey isteseydim ben gider dudak parlatıcısı alırdım, değil mi? Zaten kullanım amacının da çok net olduğunu düşünmüyorum bu ürünün. O yüzden çok memnun kalmadığım bir ürün de olmuştu. Hem yapış yapış yaptığı, hem parlaklık verdiği, hem de içerisinde sim olduğu için beğenmediğim bir ürün olmuştu. Zaten kullanım ömrü de dolmuş, çöpe gidiyor. Yine Forever Living markasına ait bu hem el hem de yüz sabunu olarak kullanabileceğiniz devasa boydaki ürünü çöpe gidiyor. Bu el sabunu diyeyim artık ben buna. Genelde el sabunu amacıyla kullanılıyor. Yüzümde hiç denemedim ama yüzde de çok rahatlıkla kullanabilir. Yani bal dök yala ürünlerden bir tanesi. İçeriği acayip temiz. Yani içilebiliyor mu bilmiyorum ama bayağı temiz bir ürün. Hem yüz hem de el sabunu olarak geçiyor dediğim gibi.
aşırı derecede bereketli bir ürün, çok konsantre bir ürün. Bunun bir de böyle köpük için olan ambalajları da var. Aynı bu sabunun yanında geliyor. Ve o köpük çıkaran ambalajına böyle aparatı var içerisinde. Çok az koyuyorsunuz. Yani şunu şu kadarı kadar falan koyuyorsunuz. Gerisini suyla dolduruyorsunuz. O deli gibi köpürüyor zaten. Çok konsantre bir ürün. Böyle mercimek kadar falan almanız yetiyor. Çok ciddiyim. Eliniz bayağı köpürüyor. Çok iyi bir şekilde temizliyor, arındırıyor. Benim ellerim çok hassas. Her sabunu kullanamıyorum. Çok belli başlı sabunlar var. Yıllardır hep onlar vardır evimizde. Onun dışındakilerde benim ellerim çok aşırı derecede kuruyor. Özellikle bu parmak aralarımda soyulmalar oluyor. Yaşayan bilir. Yaşayan çok iyi bilir. Çok berbat bir şekilde soyuluyor. Hatta kanamaya, çatlamaya kadar gidebiliyor. O yüzden kullandığım sabun çok önemli. Bir de ben elimi çok sık yıkayan bir insanımdır. Deli gibi yani. Günde böyle 50-100 kere falan yıkıyor olabilirim. Evde bir de köpüşümüz olunca durmadan onu sevdiğim için durmadan ellerimi yıkayan bir ben varım evde dolaşıp duran. O yüzden çok sık kullandığım bir şey el sabunu. Hal böyle olunca da güvendiğim bir marka olduğu için de ve yıllarca kullandığımız için de çok sık bitirdiğim bir şey Forever Living'in bu Aleo sabunu. Bunun içerisindekileri şimdi sizlere söyleyeceğim. Çok doğal olarak Aleo Vera var içerisinde. Zaten Forever Living'in her ürününde olduğu gibi. Göz yakmadığını da söylüyor bu arada. Zaten kuruluk hissi vermediğinden bahsettik. Elimi ekstra nemlendiriyor. Bırakın hani kurumayı, çatlamayı, kanamayı falan ekstra nemlendiriyor ve yumuşatıyor. İpeksi bir hissiyat veriyor. Falan filan. İpeksi bir yumuşaklıktan bahsetmişler. İçindekilere çok değinmemişler açıkçası ve pH dengeli olduğunu da belirtmişler. Bir yerlerde yazıyordu aslında içerikleri de. Bu arada paraben içermediğini de belirtmem gerekir. Paraben içermemesi de ayrıca güzel bir yanı bu ürünün. İçeriğine çok güveniyorum. Konsantre bir ürün olmasını çok beğeniyorum. Çok sık tüketmediğim bir ürün oluyor. Birazcık fiyatlı bir ürün çünkü. Ve ellerimi kurutmadığı için, hatta ekstra nemlendirdiği için de çok severek kullandığım bir ürün. Yves Rocher'in Organik Vanilya serisindeki bu hem duş jeli hem de peeling olarak kullanabileceğiniz, peeling diyeyim ben buna, vücut peelingini çok severek kullandım ve bitirdim. Organik vanilya olması ayrı bir güzelliği, yanık vanilya kokusu olması ayrı bir güzelliğiydi. İçerisindeki tanecikler bayağı bir sıktı. Ben çok beğendim. Genelde vücut peelinglerinde çok sık tanecikler koymuyorlar. İri tanecikler koyuyorlar ve çok seyrek oluyor. Çok beğenmiyorum açıkçası bu yönlerini genel olarak vücut peelinglerinin. Fakat bunun tanecikleri bayağı minik minikti. Cildi çok iyi bir şekilde arındırıyordu böyle güzelce. Dokunuzu, gözeneklerinizi açıyorsunuz. Böyle güzelce ölü derilerinizden arınıyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Böyle incecik, cilde zarar vermeyen, cildi çizmeyen, cildi kurutmayan, ekstra nemlendiren güzel tanecikleri vardı. Yapısını da ben çok beğendim. Güzel köpürüyordu, cildi güzel temizliyordu. Söyleyebileceğim bu peelingle ilgili en ufak kötü bir şey yok. Oldukça da bereketli bir üründü. Çok severek kullandım ve bitirdim. Fakat Yves Rocher hayvanlar üzerinde deney yapan bir marka olduğu için zaten uzun süredir alışveriş yapmadığım bir marka. Bunu da belirtmem gerekir. Daha sonra bana bir arkadaşımın hediyesi olan Rosens'ın bu Japon kiraz çiçeği kolonyasını bitirdim. Gerçekten çok güzel bir kolonyaydı. Aşırı kalıcı bir kokusu var. Yani öyle böyle değil. Bayağı kalıcı bir kokusu var. Kolonya değil, parfüm yapmışlar mübarek. Çok beğendim ben. Fakat hiç Japon kiraz çiçeği gibi kokmuyor. Onu söyleyeyim. Bildiğiniz taze şeftali kokuyor. Yani bu kadar mı olur? Tazecik. Dalından koparılmış, böyle yeni kesilmiş yaz şeftalisi gibi kokuyor. Ben beğendim. Hani şeftali kokusunu sevdiğim için. Ama Japon kiraz çiçeği niyetiyle alırsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü Japon kiraz çiçeği değil, şeftali kokuyor. Fakat dediğim gibi oldukça kalıcı, ellerimi kurutmayan güzel bir kolonyaydı. Minik olduğu için de tam çantaya atıp çıkmalıktı. Çok severek kullandığım bir üründü. Yine benim bitmeyen stoklarımda olan Watsons'ın bu süt proteinli şampuanı bitirdim. Daha bundan bol bol göreceksiniz nasıl bir stok yapmışsam. Yani Allah canımı almasın. Ama çok seviyorum ya. Ya bu şampuanı o kadar çok seviyorum ki. Hakkında şiir bile yazabilirim. Çok seviyorum gerçekten. Saçlarımı yumuşacık yapıyor. O kadar yumuşak yapıyor ki. Ve çok manyak parlatıyor. Yani bu şampuanı kullandığım dönemlerde hep soruyorlar bana. Ayrıca saçında ne var? Hani bir serum mu sürüyorsun? Bir parlaklık verici bir şey mi sürüyorsun? Çok doğal bir parlaklık veriyor ve ipek gibi yumuşak yapıyor saçlarınızı.
çok hacim vericidir, işte kırık onarıcıdır falan öyle bir yönü yok. Dediğim gibi bu şampuan direkt olarak parlaklık ve yumuşaklığa odaklanmış bir şampuan. Ve şampuanın her şeyi bir kenara, kokusu bir kenara. Hayatımda kokladığım en güzel kokulardan bir tanesi. Krem gibi, böyle süt gibi, sabun gibi tarif edemiyorum. Yani açıp koklamanız lazım. Bebek gibi çok güzel bir kokusu var. Hiçbir yerde koklamadığım bir koku. Gerçekten o yüzden çok seviyorum ve kokusu acayip kalıcı. Böyle saçınızı bir dahaki yıkayana kadar çıkmıyor. Yani 2 gün falan kalıyor çok rahat. Saçınızdan asla çıkmıyor. Ve çok güzel kokuyorsunuz. Yaklaşan soruyor parfümün ne falan. Parfüm değil diyorum, şampuan. Çok orijinal, çok farklı bir kokusu var. Çok severek kullandığım bir şampuan, süt proteini seri. Aynı zamanda bu saçı güçlendirdiğini de söylüyormuş ve saçı nemlendirdiğini de söylüyormuş. Nemlendirmesi de doğru. Zaten verdiği yumuşaklık da oradan geliyor. Fakat saçı güçlendirmesi bilemiyorum. İçerisinde süt proteini falan varmış. İşte kırılan saçlar için diyor ama ben genelde parlaklık ve yumuşaklık etkisini gözlemledim. O yüzden de çok severek kullandığım bir ürün oldu. Kalyon markasına ait şöyle tırnak ve tırnak eti bakım yağını bitirdim. Bu yağdan gerçekten çok memnun kaldım. Bir kere bir ojenin içerisinde olması kullanım açısından acayip pratik. Direkt böyle aceleniz varsa tırnaklarınıza sürüveriyorsunuz. Ve gerçekten tırnaklarıma çok güzel bakım yaptı. Hiç manikür yapmadan, bu yağı uyguladıktan ve biraz bekledikten sonra yağı güzelce tırnak etlerime yedirerek, ittirerek doğal manikür yaptığım zamanlar da oldu tırnaklarıma. Tırnaklarımı güzel besliyordu, tırnak etlerimi iyi yumuşatıyordu. Çok memnun kaldığım bir ürün oldu. Böyle aşırı mucizevi, işte tırnaklarım şöyle yaptı, tırnak etlerim bebek gibi oldu, ömür boyu öyle kaldı falan değil. Ama kullandığınız süre boyunca ürünün etkisini yüksek performansla gözlemleyebiliyorsunuz. Ortalama bir performansı var yani. O yüzden severek kullandığım ve bitirdiğim bir ürün oldu. Şu an elimde çok fazla ürün var fakat onları da bitirdikten sonra kesinlikle tekrar alabilirim bu ürünü. Fiyatı da oldukça uygundu. Son olarak Flormar'ın şöyle bir şeffaf ojesi var ve bu çöpe gidiyor. Bu oje şurada birikmiş tam kapağın olduğu yerde ve kesinlikle açılmıyor. Yani her şeyi denedim. Tahmin ediyorsunuzdur zaten her şeyi denediğimi. Asetonu falan filan ısıtarak mısıtarak neler denedim. Açılmıyor. Yani yarısından biraz daha az kalmış. Artık çöpe atacağım. Flormar'ın ojelerini de çok sevmiyorum zaten. Daha önceki videolarıma denk geldiniz mi bilmiyorum ama ben Golden Rose ve pastelciyim. Onların fırçalarını çok seviyorum ve Flormar'ın ne fırçasını seviyorum, ne kuruma hızını seviyorum. Çok geç kuruyorlar. Aynı zamanda ojelerini hiç opak da bulmuyorum açıkçası. Opak değiller bence. Pastel ve Golden Rose'un daha opak olduğunu düşünüyorum. Onlar da birinci, ikinci katta rahat istediğiniz renge ulaşabiliyorken Flormar'a üçüncü kat kesin. Ya Allah'ın emri üçüncü kat. İkide hani belki böyle birazcık oluyor. O yüzden de sevmiyorum. Zaten cruelty free olmadığı için de Flormar artık almıyorum. Parlatıcısında zevkle çöpe atıyorum. Kanalımda görmeye alışık olduğunuz yoğun bitenlerden sonra böyle hafif mini bir bitenler videosu içinizi ferahlatmıştır diye düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve eğer kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.